Ramo'nun ailesinden kimler öldü? Cihangir'in arkasında kimler var? Ramo bundan sonra ne yapacak? 21. bölümde neler olacak? Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Necip. Ramo'da sezonun en güzel bölümlerinden birini izledik. Hatta direkt en iyisi bile diyebiliriz. Analize geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ramo dizisinin sözde analizini yapan bir YouTuber, benim yaptığım analizin aynısını birkaç kelimenin yerini değiştirerek kendi fikrimiz gibi tam 3 haftadır insanlara anlatıyor. Bahsettiğim bu arkadaş 48.000 abonesi olmasına rağmen kendinden bir şeyler üretmek yerine başkasının emeğini çalmaktan hiç çekinmiyor. Şu an bu videoyu izlediğini biliyorum ve sana bir uyarıda bulunuyorum. Benim ortaya çıkarmak için bölüm bittikten sonra defalarca sahnelerini izlediğim ve sonrasında fragmanını izlerken yine defalarca durdurup detay yakalamaya çalışıp ardından bu detaylar üzerinden gece yarılarına kadar düşünerek oluşturduğum analizi sen hiç zahmet göstermeden çalarsan kanalın ismini burada bağıra bağıra söylerim ve insanlar benim videolarımı izledikten sonra yükleme tarihine de bakıp senin videolarını izleyince gerçekleri görürler. Umarım bundan sonra kimsenin emeğini çalmazsın. Bu seferlik ismini vermiyorum. Arkadaşlar, sizi bu duruma dahil ettiğim için özür dilerim. Lütfen kusuruma bakmayın ama emek hırsızlığı insana gerçekten çok koyuyor. Bu duruma karşı daha fazla sessiz kalamazdım. Öyleyse artık analize geçelim. Öncelikle izlediğimiz son bölümde yaşanan olayları değerlendirmekle başlayalım. Dünkü bölümde Doğu, Cihangir'in emriyle Ramo'nun ailesinin bulunduğu evi taradı. Fragmanda Hasan, bütün ailemi kaybettim diyor. Ve yine fragmanda Ramo'nun ailesinden hiç kimse görünmüyor. Ama aslında aileden hiç kimse ölmedi. Nasıl diye soracaksınız. Hatırlarsanız Cihangir Doğu Doğu'ya Ramo'nun ailesinde kadın çocuk dinlemeden herkesi öldür emri verdi. Ancak Doğu Ramo'nun karşısına geçtiğinde çocukları ve kadınları uzaklaştır dedi. Hatta inşaatta Ramo'yu yakalamaya gittiğinde bile yanındaki kadın gitsin dedi. Bu bölümde Doğu'nun her ne kadar Cihangir'in emrinde olsa bile çocuklara ve kadınlara saldırmayacak kadar delikanlı ve mert bir insan olduğuna şahit olduk. Bu bölümde Doğu'nun bu yönü bu kadar ağır basarken Ramo'nun ailesini kadın çocuk dinlemeden taraması hiç mantıklı gelmiyor. Büyük ihtimalle ev boştu. Ve Doğu, Cihangir çocukların ve kadınların peşini bıraksın diye evi taradı ve onları öldü olarak göstermek istedi. Yine aynı sahnede bir detay daha var. Doğu kapıyı kendisi açıyor ama içeri girmeden ve yalnızca kendisi evi tarıyor. Doğu dışında kimse evi taramıyor. Peki Ramo'nun ailesini kim evden çıkardı? Arkadaşlar, ben onları kurtaran kişinin Yavuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bölümde Ramo'nun ailesini kurtarmak isteyen tek kişi Yavuz'du. Fidan ilk başta bu teklifi reddetse de ailesini kurtarmak için Yavuz'dan yardım istemiş olabilir. Veya Yavuz, Cihangir'in orayı bulduğunu öğrenince bir şekilde yerlerini tespit edip aileyi oradan çıkarmayı başarmıştır. Sonuç olarak Yavuz, Ramo'nun ailesini evden çıkardı ve hiç kimse ölmedi. Geçelim Cihangir'e. Cihangir'in arkasındaki kişilere. Arkadaşlar, Cihangir'in arkasındaki kişiler çok büyük ihtimalle devlette yüksek rütbeli kişiler. Böyle düşünmemin sebebi şu. Birincisi, Cihangir'in parmak izi olan silahı ellerini kollarını sallayarak emniyet şubesinden çıkarmaları ve o silahı aslında hiç var olmamış gibi göstermeleri. İkincisi ise yüzü görünmeyen gizemli adam Cihangir'e eğer bir açık daha verirsen seni bir daha kurtarmayız dedi. Daha sonra malların sınırdan geçemez tarzında bir şeyler söyledi. Cihangir'in arkasındaki kişiler bence çok zengin insanların hükümetteki yerlerini garantiye alıp yani bir nevi bu çok zengin insanların hapishaneye girmelerine engel olup bunun karşılığında onlardan yüksek miktarlarda komisyon alan kişilerdir. Ve Cihangir onların çalıştığı onlarca zengin iş adamından sadece biri. Yani bu kişilerin rütbeli mafyalar olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz da fragmandan bahsedelim. Fragmanın ilk sahnesinde bir savcı Ramo'ya hoş geldin Hakan Yolcu diye hitap ediyor. Ramo'nun kimliği değiştirilmiş gibi. Bunu yapanların fragmanın son sahnesinde Ramo ile konuşan adamlar olduğunu düşünüyorum. Fragmanda Ramo bu adamlara iyi de siz kimsiniz diye soruyor. Belli ki bu adamlar Ramo'ya yardım etmiş ve sonrasında Ramo'dan bir şey istemişler. Adamlardan birinin cevabı ise biz Cihangir gibi değiliz. Kimin doğru olduğunu tartışma Ramo. Neyin doğru olduğuna karar ver oluyor. Kimlik değiştirme işinin bu adamlarla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Eğer bu adamlar Ramo'nun kimliğini değiştirip onun savcıyla çalışmasına yardımcı olabilecek güce sahip kişiler ise olay bambaşka yerlere gidebilir. Bence bu adamlar da Cihangir'i hapse göndermeye çalışan kişiler ve Ramo'yu da yanlarına almaya karar verdiler. Fragmanda kayda değer başka bir şey yok maalesef. İkinci fragmandan sonra yeni bir analiz daha gelecek. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.